Merhaba arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, sağ ol. Teşekkürler. Bizi tekrardan evli olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Valla önce inşallah bir an önce bu süreci atlatırız diyorum. Biz de bütün sektörler gibi diken üstündeyiz. Diken üstünde çalıştık. Ama çalışmaya da ihtiyacımız var. İşte siz de iyi biliyorsunuz bunu. Valla kazasız belasız çalıştık. İnşallah bu hafta final bölümünü çekeceğiz. Bir kaza bela vermezse Allah, bir hastalık vermezse sezonu güzel tamamlamış olacağız. Ama inşallah bu süre bir an önce biter de rahatlarız, hep beraber rahatlarız. Set ortamı nasıl geçiyor peki? Valla bizim set ortamımız aynı şekilde, ya gördüğünüz gibi işte bir iş 15 sene boyunca nasıl devam eder? İşte bu samimiyetle, aynı şekilde o samimiyeti karavanda da, set ortamında da görüyorsunuz. Herkes çok içten. Herkes birbirinin açığını kapatmak için, herkes birbirini tamamlamak için uğraşıyor. Güzel bir enerji var. Zafer abi, Özgür abi, Şevket abinin önderliğinde. Bence yani çok daha uzun zaman gider yani arka sokaklar. Bu enerjiyi kaçırmadıkları zaman. Siz neler yapıyorsunuz bir karantina sürecinde? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Valla karantina sürecinde biz de herkes gibi biraz sıkıldık. Evlerdeyiz. Set dışında yaptığımız hiçbir şey yok. Ben hayatımda ilk defa bu kadar uzun zaman spor yapamadım herhalde. Ufaktan da eve bir düzenek kurdum. Hani günlük sporumuzu da yapıyoruz ama yine de bir an önce bitsin de bir rahatlayalım, bir hayatımıza, işimize, gücümüze bakalım diye bakıyoruz. Son olarak da beraber rol aldığınız Ela Hanım'la da geçtiğimiz gün yürürken görüntülendiniz. Acaba dizi aşkı gerçek mi oldu dedik. Doğru mudur? İlk ağızdan sizden öğrenelim. Şöyle öyle söyleyeyim. Yok ya, olursa bizden duyarsınız öyle bir şeyi. Biz İstanbul'un her yerinde sahne çekiyoruz. Ela ile iyi arkadaşız ve her yerde yemek yiyoruz, dolaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, vakit geçiriyoruz. Fotoğrafların çekilmesi normal. Bir şey olursa bizden duyarsınız. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.